Hiç uzatmadan sadece şunu söyleyeceğim. Yapamadığın soruları değil, yanlış yanıtladığın ya da tereddütlü yanıtladığın soruları değil. Hepsini izle. Hepsini izle. Kesinlikle. Ne yapıyorum? Nasıl buluyorum? Kelimenin dışında hangi sözcüklere odaklanıyorum? Sözcükleri, cümleleri nasıl paralıyorum? Onları dediklerken neleri cımbızlıyorum? Lütfen tamamını izle. Çok verim alırsın. Hadi başlayalım. Evet birinci soru der ki ı-i I, eki, üçüncü tekil iyilik eki ve belirtme durum eki olarak kullanılmaktadır. Cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir görevde yani hal eki mi iyilik eki mi nasıl ayırt edeceğimizi aslında biliyoruz. Bahçedeki kapıyı kim kırdı? Neyi kırdı? Kapıyı. Kırılan şeyi belirtmiş burada hal eki. Evi uzun zaman önce satılmış. Onun evi. Burada burada bir aitlik düşünülebilir. Sağlamasını nasıl yapıyordum? Başına onun sözcüğünü koyup gerçekten okuyabiliyor muyum? Cümle içinde okumak, okumamak falan. Bazen buna da takılıyorsunuz. Hocam işte onunu koydum ama cümle çok yakışmadı. Önemli olan o değil ya. Biz şunu anlayamayacak insanlar değiliz ki. Bakıyoruz şeye, cümleye. Evi sözcüğünde bir aitlik ilişkisi var mı, yok mu? Evi buraya çok uzak. Kimin? Onun evi. Şunun evi. Bunun evi. Yani birinin evinden söz ettiğim belli. Bunu anlayabilmek zaten yeterli. Hiç öyle kuru kuru onun sözcüğünü koyalım falan filan. Bunlara gerek kalmamalı aslında. <laughs> Neyse tamam. Belki de sen zaten çoktan halletmişsindir meseleyi. Evi ne zaman temizleyecekmiş? Neyi? Evi. Temizlenecek olan şeyi bildirdi. Yine bir eki. Aşağı inip arabayı çalıştır. Neyi çalıştıracak? Arabayı. Salondaki saati yarın değiştirelim. Neyi? Salondaki saati. Bunların hepsinde yapılacak şeyi belirtmişiz. Bunlar belirtme durum eki. Hal eki olmuş. Bunların tamamı elbette bir çekim eki ama durum eki olarak bir çekim eki. Onun evi derken de bu seçenekte bir iyilik eki var elimizde. İyilik eki dediğim şey de aslında kendi içinde nasıl bir ek? O da bir çekim eki. Ama aralarında bir fark var mı? Var. Doğru cevap balıymış. Evet ikiye bakalım. Bu cümlede altı çizili kelimede bulunan e, A ekinin üstlenmiş olduğu görev aşağıdakilerin hangisinde örneklenmemiş? Yaptığın yardım için sana candan teşekkürlerimi sunarım. Kime sunarım? Sana. Sen sözcüğü bir zamir, bir kişi zamirine Yönelme durum eki gelebilir mi? Gelir. Nasıl olur bu? Hocam zamirlerindeki isimlerin durum eki değil miydi bu? Zamirler ismin yerine geçebildiği için ismin aldığı bütün ekleri alabilir. İsmin girdiği bütün kılıklara girebilir. Onun üstlendiği bütün görevleri üstlenebilir. O yüzden burada bir yönelme durum eki olmuş. Peki, geçirdiği kazadan dolayı vücudunun her yeri yara içinde kalmıştı derken burada yarmaktan yara bir yapım eki olarak kullanmışım. Fiilden isim türetmişim. Buna dikkat edelim. Bu yaz yıllık izinlerimizi denk getirirsek seninle tatile gidelim. Neye? Tatile. Burada bir yönelme anlamı var. Sonra bugün ben de işlerimi tamamlamak için bankaya uğrayacağım. Nereye? Bankaya bir yönelme anlamı burada da var. Yıllar sonra çocukluğumun geçtiği eve gitmek için yola çıktım. Nereye? Çocukluğumun geçtiği eve. Burada da var bir yönelme durumu ki. Hemen bulunduğum yere gel derken burada da var. Peki A seçeneğinde Fiilden isim türeten bir ek bu. Dolayısıyla yönelme anlamı vesaire çok geride kaldı. Daha baskın, daha keskin bir değişiklik var. O da onu ne yapıyor işte? Bir yapım eki yapıyor. Doğru cevap Adana'ymış. Evet 3. D'da cümlede ismin bulunduğu yeri ifade ettiği için nerede sorusuyla bulunur? Numaralanmış cümlelerin hangilerinde nerede sorusunun cevabı vardır? Bakalım. Pikniğe Ali'yi de davet edelim. Şuradaki D'da bir bağlaç. Eşitlik bildiren bir bağlaç. Başkalarını davet ettiğimiz gibi Ali'yi de gibi bir anlamı var. Salonda bekliyor seni konukların. Nerede? Salonda. Gerçekten bir isme gelmiş ve orada bulunma anlamı vermiş. Zaten hani bu isimleri özellikle vurguluyor olmamın sebebi bu. Anlama bakalım. Bir şey ezberlemek yerine kendimiz bunu anlayarak çözebiliriz. Sadece sezgilerimizden değil biraz da okuduğumuz şeyi ve onu anlayabildiğimize dair yeteneğimizden faydalanalım. Nerede? Salonda. Bu işimizi görür. Tüm parasını takside unutmuştu. Nerede unutmuştu? Takside. Gene bir bulunma anlamı var. Kalma, bulunma. Hepsi aynı şeyde. Ülkenin en gözde mankenleri katıldı gösteriye. Gözde manken derken burada ne olmuştu? Bir yapım eki olmuştu. Hatırlıyor musun? Bir sıfat türetmişti. İsim soylu sözcükten. Mustafa Lokanta'da garson olarak çalışıyordu. Nerede? Lokanta'da. Gene bir bulunma anlamı var. Dolayısıyla 2, 3 ve 5'in olduğu bir seçenek arıyorum ki Edirne'de varmış. Evet aşağıdakilerin hangisinde den dan ayrılma durumu eki görevinin dışında kullanılmıştır. Bakalım kardeşim dün gece yayla dan döndü. Nereden? Yayla dan. Oradan ayrıldı. Ayrılma anlamı çıkma anlamı var. Ben dostumdan başka kimseye inanmam dostumdan yine bir ayrılma durumu var. Sıradan insanlarla derken bir dursun. Candan konuşmak derken de öyle. Bu meyvelerin hepsini nereden topladım? Bahçeden, oradan ayrıldılar. 5 yıl kadar oluyor köyümden geleli. Nereden? Köyümden. Oradan da bir ayrılma çıkma anlamı var. Ama sıradan insanlar derken şurada bir sıfat türettim. Sonra candan konuşmak derken burada da bir zarf Türettim. Dolayısıyla dendan ekleri C seçeneğinde isimden ne kadar sıfat ve zarf türetseler de isimden isim türeten bir yapım eki olarak anılmalılar. Doğru cevap C'ymiş. Evet aşağıdaki cümlelerde der 5. soru. Geçen altı çizili sözcüklerin hangisinde im eki iyilik eki görevinin dışında kullanılmış? Karanlıkta elim kesildi. Benim elim. Bir aitlik ilgisi var. Gözlerim yollarda kaldı. Benim gözlerim. Sonra sözlerimle seni kırmak istemedim. Benim sözlerim. Burada da aynı vurgu var. Alalım bunları yuvarlak içine. Tarlada bu yıl verim düştü. E bunu çok konuştuk. Burada vermekten ürün vermek bir fiil. Ama bunu biz verim şeklinde kullandığımızda isme dönüştürüyoruz elimizdeki fiili. Ne oldu o halde? Fiilden isim yapan bir yapım eki olarak kullandım. Kırmızı kalemim kayboldu derken burada da gene benim kalemim anlamı var. Orada da aitlik bildirmiş ve çekim eki olmuş. Doğru cevap denizde olmalıymış. Evet 6. soruda bir dörtlük var. Bu dörtlükte altı çizili kelimelerde bulunan ın ekinin kullanımı aşağıdakilerin hangisinde örneklenmiştir? Seher vakti çaldım yarın kapısın. Yarın kapısını aslında o biraz şiirsel dille beraber oradaki eki yutmuş. Yarın kapısı derken burada bir isim tamlaması var. Ve birinci sözcük tamlayan ikincisi tamlanan olacaktı. Yar sözcüğünün aldığı bu in eki de aslında ne eki işte? Bir tamlayan eki. Bakalım diğerlerinde de böyle mi? Hemen işaretleyip geçelim. Yarın kapıları derken öyle. Otağının yapısı derken yine aynı şekilde. Her defasında bu kelimelerin aldığı ekler birer tamlayan eki olmuş hangisinde örneklenmiştir diyordu. Onunla gelin bebeğimizi görün siz de derken bunların ikisine de kişi eki demek gerekir. Sevginin gözleri annesine çekmiş derken işte burada bir tamlama var ve şurada yine bir tamlayan eki var. Tamlayan eki olarak bizim istediğimiz şeydi bu. Cevap o yüzden bol olmalıymış. Çomarı bu hafta sonu siz gezdirin. Gezdirmek siz kişisiyle okunmuş. Burada da kişi eki görevinde. Sonra süreli yayınları mutlaka takip edin derken siz takip edin. Bu bir kişi eki. Yayınları derken şurada bir yapım eki söz konusu. Gözlük yine arabada kalmış getirin derken burada da bir kişi eki varmış. Doğru cevap tamlayan eki ile B seçeneğindeymiş. Evet 7. soru lerler eki ile ilgili gelmiş ama bir anlam sorusu gibi. Cümleye katlı anlamlar aşağıdakilerde parantez içinde verilmiş. Buna göre hangi cümledeki ekim kullanımıyla parantez içindeki açıklama uyuşmamaktadır diye bakı bakacağız. Akşamları gün batımı bu tepeden çok güzel izlenirdi. Akşamları her akşam bir süreklilik bir geniş zaman anlamı var. Askerler oklarınızı ve kılıçlarınızı hazırlayın bu hafta sefere çıkıyoruz derken askerler çokluk karşıdaki kişilere çoğul anlamıyla bir seslenmişiz. Zafer efendiler bu akşam konuk kabul edemeyeceklermiş derken Zafer efendi ve ailesinden söz ediyoruz bir alay vurgusu yok. Dolayısıyla cevabı Ceyhan'mış. İsmail'ler bu akşam bize misafirliğe gelecekler. İsmail ve ailesi. Senin yurda döneceğini duyunca dünyalar benim oldu derken de bir abartma söz konusu. Net bir soruymuş. Çok kolay bir soruymuş. Zaten bunu benden dinlediğini pek düşünmüyorum. Doğru cevap ee, Ceyhan olmalıymış. Evet 8'e geldik. İlgi zamiri belirtili isim tamlamasında kaldırılmış olan tamlananla ilgisini göstermek üzere tamlayana eklenen ki ekine denir. Yani tamlanan sözcü kullanmayacağız da onun yerine ki'yi kullanacağız. Tanımını böyle yapmıştık. Hangilerinde ilgi zamiri kullanılmıştır? Mehmet gelsin ki okula beraber gidelim. Bu gibi kullanımlarda biz ki'yi ne saydık hep? Bir bağlaç saydık. Cümleleri bağlamış. Akşamki hava derken eklendiği sözcü sıfat yapmış. Buna ne demiştik? bir yapım eki ismi sıfat yaptığı için. Seninki yine kursun çıkışında bizi beklemiş senin arkadaşın demişti. Burada söylenmeyen bir isim var da o ismin yerine kullanmıştık. İşte bu yüzden bu iyi bir seçenek. Benim araban bozuldu seninki ne tarafta derken senin araban demek istiyoruz. Gene söylenmeyen bir ismin yerine kullanıldı. Bu da bir ilgi eki. Halbuki seni görmeyince çok özlemiştim derken buradaki ki de bir bağlaç. Hocam bağlaçlar ayrı yazılmaz mı? Bağlaçlar meselesini yazım kurallarında konuşacağız ayrı yazılması gerekir ki bağlacının fakat bazı örneklerde istisna olarak beraber kalıplaşmıştır. Onlardan biri de işte bu gördüğün halbuki örneği. O halde 2 pardon 3 ve 4. cümlelerde E seçeneğinde verilmiş bunlar. Orada ilgi zamiri ve ilgi zamiri olduğu için de birer çekim eki göreviyle kullanmışız. Evet 9 der ki aşağıdakilerin hangisinde ki diğerlerinden farklı görevde kullanılmış. Sus ki okuduğumuzu anlayalım derken burada bir bağlaç olmuş. Biliyorum ki bu iş böyle olmayacak derken yine cümleleri bağladı bir bağlaç olmuş. Beni sev ki seni seveyim derken bağlaç olmuş. Evdeki hesap çarşı uymaz derken hesap isminin önünde ev isminden bir sıfat türetmiş. Dolayısıyla burada bir yapım eki görevinde. Sen gül ki yüzünde güller açılsın derken burada da bağlaç olmuş. Bağlaç olduğunda her zaman olmamakla birlikte bu örneklerde gördüğün gibi bazen cümleleri birbirine bağlar bu ki. O yüzden bağlaç diyoruz zaten. Evdeki hesap derken de bir adın yerine geçmemiş. Hesap isminin önünde Ev isminden sıfat türetmiş. Sırf bu yüzden ona yapım eki demek gerekecek. Diğerlerinden farklı olan buymuş. Evet, mema ekini sormuşuz. Hangisinde olumsuzluk anlamında kullanılmamıştır? İki şansı vardı zaten. Ya mema eki olumsuzluk eki olarak fiilden fiil yapan bir yapım eki olacaktı. Ya da isim fiil eki olarak fiilden isim yapan bir yapım eki olacaktı. Bu hafta sipariş ettiğin kitaplar gelmedi derken, burada olumsuzluk eki, burada ne yapıyor? Fiilden fiil yapıyor. Sonra ne yazık ki öğretmenin verdiği ödevi yapmadı derken aynı şekilde. Geçen hafta ödevini kimse yapmamış derken yine bir olumsuzluk anlamıyla fiilden fiil yaptı. Sen fıkra anlatınca bana bir gülme tuttu. Bir gülme tuttu beni derken. Burada bir olumsuzluk anlamı yok. Dolayısıyla buna isim fiil eki demeliyim. Hmm, yazımda görünmedi ama isim fiil eki. İsim fiil eki dediğim şey gene bir yapım eki ve ne türetiyor? Bir fiilden bir isim soylu sözcük türetiyor. Sana verdiği sözlerin hiçbirini tutmadı derken burada da gene olumsuzluk anlamıyla kullanılmış. Doğru cevap Denizli'ymiş. Evet Miş Ekin'e geldik. Eki e, yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmış? Ekin görevi sorulduğunda yapım ekimi çekim mi diye bakacaksın. Yapım eki ise neyden ne türetmiş? Çekim eki ise hangi görevde vesaire bu ayrıntılara da gerekirse bakılır. Mesela Gelişmiş ülkeler derken burada bir sıfatta dikkat edersen ülke bir isim. Şurası da komple onun sıfatı gibi. Bir sıfatta bir sıfat fiil eki olarak kullanmışım. Yani bir fiilden ne türettiğimi düşünüyorum. İsim soylu bir sözcük. Ağaçların her biri susuzluktan kurumuş. Cümlenin yükleminde sadece kipeki göreviyle kullanıldı. Buna kipeki diyelim ve kipeki ne tür bir ekti? Çekimeki. Senin gelmeni beklediği her gün ağlatmış derken burada da mış eki yine kipeki görevinde bir çekimek olmuş. Sen şehir merkezine indiğinde köy sel basmış derken burada da bir yüklem var. Yüklemde işin geçmişte gerçekleştiğini gösteriyor. Burada da bir kipeki işe gittiği için eşkiyalar yolunu kesmişler derken yine kipeki ve çekim eki görevinde sıfat fiil eki olabilmesi için tıpkı birinci örnekte olduğu gibi bir e, ismin önünde fiili sıfat haline getirmesi gerekiyor. Bunu görebilmemiz gerekiyor. Bu da zaten cümleye biraz uzaktan bakınca cümledeki bağlamdan rahatlıkla kendini ele veriyor. Yeter ki böyle bakmaya biraz alışalım. Tamam hadi devam. Evet bu dörtlükte altı çizilen sözcükte ecek acak ekinin kullanımı aşağıdakilerin hangisinde örneklendirilmemiştir. Bakalım dertlerin kalkınca şaha bir sitem yolla Allah'a görecek günler var daha aldırma gönül aldırma. Gün bir isim nasıl günler var görecek günler var. İşte bir fiilden bir sıfat türettiği için bunun adını ne diye koymalıyım bu bir sıfat fiil eki. Sıfat fiil eki olduğunda ne oluyordu bir yapım eki oluyordu. Ve bir fiilden ne türetiyordu? Sıfat. Yani isim soylu bir kelime türetiyordu. Şimdi hangisinde sıfat fiil eki değil ona bakacağız. Böyle anlayışsız insana söylenecek sözüm yok benim. Nasıl söz? Söylenecek söz. Güzel. Söylenmek fiilini bir sıfata çevirdik. Karşındaki insanda anlayacak kafa yoksa kendini yormayacaksın. Nasıl kafa? Anlayacak kafa. İşte burada da bir sıfat yapmışız bunu. Hoş şurada da bir tane kipeki görevinde kullanılmış. Herkes bir gibi burada kimin sözünün geçtiğini o da öğrenecek. Cümlenin yükleminde öğrenmek işini sadece gelecekte yapılacağını gösteren bir kip eki bu. Kip eki olduğu için de bir çekim eki. Farklı kaldı bu. Gelecek hafta derken biz şurada bir sıfat görüyoruz. Uzun süredir onunla görüşecek fırsat bulamadım. Görüşecek fırsat derken bir tane de şurada görüyoruz. Dolayısıyla kip eki olduğu C seçeneğinde asla bir sıfat fiil eki olarak kullanılmamış. Doğru cevap buymuş. Evet 13. R, R er, eki aşağıdakilerin hangisinde geniş zamanı ifade etmek için kullanılmış? Çıkar yol derken sözcüğü sıfat yapmışız. Konuyu çalışmak için işe yarar kitap bulamadık derken nasıl kitap? İşe yarar kitap. Yaramak fiilini bir sıfata çevirmişiz. Koşar adım derken koşmak fiilini bir sıfata çevirmişiz. İnanılır olaylar değil bu yaşadıklarımız derken inanmak fiilini biz bir sıfata çevirmişiz. Yani illa ar er değil ır, ir, ur, ür şeklinde de karşına gelme şansı var. Aynı ekin. Dolayısıyla şuradaki eklerin tamamında birer sıfat fiil eki olarak bir fiilden isim türeten yapım eki olarak kullanılmışlar. Ama at ölür, meydan kalır, yiğit ölür, şanı kalır derken bu eklerin her biri birer yüklemde kip eki olarak kullanılmış. Geniş zaman kip eki. Dolayısıyla nasıl ekler bunlar? Çekim eki. Doğru cevap denizde olmalıymış. Evet 14 gene benzer bir şey yokluyor. Mez maz eki Türkçe'de geniş zamanın olumsuz olarak ve sıfat fiil eki görevinde kullanılmaktadır. Buna göre mezmaz aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı görevdedir. Biliyorum sana söz verdi ama bekleme gelmez. Cümlenin yükleminde kullanılmış mema olumsuzluk eki yanındaki şu z ile beraber geniş zamanı karşılayacak bir tip eki değerinde. Boşuna şu kuru koyma havanın önüne, hayvanın önüne yemez derken Aynı şekilde. Bugün hava açık beklemeyin boşuna. Yağmur yağmaz derken yine aynı şekilde. Bu elindeki evraklar hiçbir işimize yaramaz derken öyle. Bunların hepsi birer kipi olarak kullanılmış ama seni görmek için aşılmaz engellerin hepsini açtım. Nasıl engeller? Aşılmaz engeller. Bir sıfat var burada. Peki bu aşılmak fiilinden mezekiyle mi yapılmış? Evet. O zaman şöyle bir şey olmuş. Elimizde bir fiil varken biz onu sıfata çevirmişiz. Ve hala fiilin de anlamı korunuyor. Dolayısıyla biz buna ne diyeceğiz? Sıfat fiil diyeceğiz. Aldığı ek de sıfat fiil eki olur. Ki ne tür bir ek olur o da mutlaka bir yapım eki olur. Doğru cevap bu soruda Edirne olmalıymış. Evet 15 biraz daha mozaik bir soru. Birkaç şey bir arada bakacağız. Böyle sorular sadece zamanımızı alır. Her türlü o neti oradan alırız. Hadi deneyelim. Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bulunma hali eki almış kelimeler vardır. Neydi bulunma hali ekimiz? D ve da ekleri değil mi? Başka formu da T, -t şeklinde olabiliyordu. Işıkla aydınlık bir var gibi bir su kenarında derken şurada var. Bir yerde bulunma anlamı var. Sonra devamına bakayım. Bir tane daha bulursak işimizi görür. Dişlerinin arasında derken orası da bir yer aslında. Başka olmasa bile bu kadar işimizi görmeli. İsim tamlaması kullanılmış diyor. Az önce dişlerinin arası derken bir şey görmüştüm. Bahar günü derken bir belirtisiz isim tamlaması var. Su kenarı derken öyle. Büyük ihtimalle sen baktığında suyun güzelliği ya da başka başka tamlamalarda bulacaksın. Bu da doğruymuş. İlgi iki olan ki örneklenmiştir. Şurada sanki derken ki aslında bir bağlaç. Bağlaç olmasına rağmen bitişik kalıplaşmış. Bazı örnekler var demiştim ya. Onlardan biri. Başka bir ki eki de Bakıyorum şöyle göremiyorum. Dolayısıyla ilgi eki olan ki değil o. Bizim cümlemizdeki kesinlikle bir neymiş? Bağlaç. Beraber yazılmasına rağmen öyle kalıplaştığı için onu söylüyoruz. Doğru cevap buymuş. İm eki şahıs eki görevinde kullanılmış mı? Hadi bakalım. Gördüm derken şurada var bir tane. Sonra bakıyorum bakıyorum yine gördüm derken burada da kullanmışım. Başka bir de yazdım derken var. Evet ben bu eki bir şahıs eki olarak cümlelerin yükleminde ben kişisiyle okunacak şekilde kullanmışım. Miş eki sıfat fiil eki görevinde kullanılmış mı? Bir de ona bakacağım hızlıca. İşte şurada var. Gövermiş çimler. Nasıl çim? Gövermiş çim. Gövermek bir fiil. Şuraya yazalım. Aslında gök bir isim. Gövermek derken biz onu fiil yapmışız. yumuşak Yumuşakya'ya dönmüş burası. Sonra bu fiilden de gövermiş çimler derken bu ekle beraber bir sıfat türetmişiz. Haliyle bu nasıl bir ek oldu? Bir yapım eki oldu. Ve bu da doğruymuş ama C seçeneğine rastlayamadık. Doğru cevap olmalıymış. Evet 16'da da benzer bir şey yoklayacağız. Metinde numaralanmış kelimelerle ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır diyor. Soruyu sığdıramadım. Eliye eliye soruyu yukarıya taşıyacağız. Birinci kelimede e yönelme görevinde kullanılmış. Sanat insanları birbirine yaklaştıran birbiri sözcü bu arada hiç konuşmamıştık. Bak belki küçük bir not alabilirsin. Bu sözcük belgisiz bir zamirdir. Birbiri sözcüğü belgisiz bir zamirdir. Bu zamirin üzerine yönelme hali ki gelir mi? Gelir. Hocam zamirler nasıl alır bu eki? Bunlar isimli ekleri değil miydi? Zamirler ismin yerine geçtiği için ismin aldığı bu eki de ne yapar rahatlıkla alabilir. Bu doğruymuş. Sonra ikinci kelimede ler çokluk eki görevindedir. Okuyup sevenler derken dikkat et. Sevenler, seven kişiler gibi düşünüyor. Aslında burada en ekiyle ben sevmek fiilinden bir sıfat fiil türetmişim. Ama arkasından gelen ismi kullanmadığım için Kişiler yerine sevenler deyip bu sefer sıfat fiilimi adlaştırmışım. Yani bir ortaç var burada hala ama isim görevinde. Bu ayrıntıyı hatırla. Peki üzerine gelen bu ler eki için rahatlıkla çoğul eki diyebilir miyim? Evet. Seven kişilerin çokluğundan söz ediyor. Bir çokluk eki görevinde. Üçüncü kelimede in tamlayan eki görevinde kullanılmıştır. Bir tiyatro eserinin temsilinde. Eserinin temsili derken şurada bir ek var. Şurada da temsili derken tamlanan eki var. Evet burada bir tamlayan tamlanan ilişkisi düşünülürse bu da doğru bir tespit. Dördüncü kelimede D2 Bulunma görevinde kullanılmıştır. Bakıyorum birlikte gülenler veya gözleri yaşaranlar arasında bir kaynaşma olmaz mı? Onların arasında diyerek evet bir yer anlamı bir bulunma anlamı burada varmış. Beşinci kelimede M fiilden fiil yapan olumsuzluk eki görevinde mi? Bakalım kaynaşma olmaz mı derken şurada olumsuzluk var ama kaynaşma sözcüğünde bir olumsuzluk anlamı yok. O halde buradaki M eki için kesinlikle ne demek gerekecek? Bu bir isim fiil eki. Ve isim fiil eki dediğim ek, tamam bir yapım ekiydi fakat bu ne türetiyordu? Fiilden isim. Doğru cevap bu soruda da Edirne olmalıymış. Peki bunu da bitirdik. Harika bir konu videosu ve harika bir soru videosu oldu. Bu ikisini ben senin yerinde olsam bir kez daha izlerim. Bir kez daha izlerim. Ne olacak? Kamp dediğin şey bir gün geç bitsin. Ama bir yarım saat, bir saat ayırır. Bu iki videoyu baştan sona bir kez daha izlerim. Ve yapamadığım, anlamadığım ne olursa şu adamcağıza sorarım. Sorarım. Tamam. Ulaşabileceğiniz en donanımlı, en birikimli insanlardan biriyim. Bunu lütfen keyifle kullanın. Tadını çıkarın. Benden bu kadar. Eyvallah.